Dropshipping TV'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda aslında güzel bir şeylerden bahsedeceğim size. Kanalıma abone olup ve güzel yorumlarınız için size gerçekten teşekkür ederim. Bu konuda ilgili mail adresime yazan her kişiye cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani özel numaramla insanlara hem kendilerine görüşüyorum. Yani bu konuda bir mesafe kaydetmeniz için elimden geleni yapıyorum. Ama birçok hani bu konuda neler yapabileceğini, hani mağaza açıyorsunuz, burada bir şeyleri gösteriyoruz ama oradan da kendinizle ilerliyorsunuz. Ama bazı tabii tam etkili oluyor veya olmuyor. Bunu daha iyi bir seviyede almak isteyen, bir şeyler elde etmek isteyenler varsa ben bu konuda ilgili bir done hazırlayacağım arkadaşlar ve bunları da kişilere ulaştırmaya çalışacağım. Yani bu işi ilerletmek istiyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlarımız var, ödeme yöntemini çözmüş ve şu an benim sadece Dropshipping TV'de paylaştığım videoyla yapan arkadaşlarımız var. İlerletenler var. Bu konuyla ilgili daha sonra sıkıntı mı yaşarız, yaşamayız diye bahseden arkadaşlarımız var. Şimdi bazı yorumlardan bahsedeceğim. Kafanızda soru işaretleri kalmasın. Şimdi önce arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Biz burada videolarımızda sizin mağazanızı nasıl kurduğunuzu ve İşte ilerleyen süreçlerde neler yaşayabileceğinizle alakalı bazı şeylerden bahsediyoruz. Örnek vereyim, ben bir Stripe hesabı açılımından bahsettim. Bu yöntemi yapan arkadaşlar şu an devam ediyor ve mağazalarına satışlarına başladılar. Bu yöntemi tek ben size bahsettim. Herhangi bir ücret karşılığında yapmadım ama birçok arkadaş da yapamayıp işte abi sen boş video paylaş gibi bir bana, yani onu da birkaç arkadaş tabii ki, yani ne amaçlı yaptığını bilmiyorum çünkü sabırsız olan arkadaşlar var. Yani sen bu ödeme yöntemini yapamasan bile mağazanızın içinde birçok yaşayabileceğin sıkıntılar da mevcut. Şimdi bu videoyu, bunları ben uzun bir video yapmam lazım. Bunu burada bu mecrada hani yapmak biraz zor oluyor. Yani sonuçta arkadaşlar bir internet kullanıyorsunuz. İşte bunu buradan, sonuçta bu da bedava olmuyor. Yani bir şekilde aslında buna da bir şey yapıyorsunuz. Yani kendiniz de zaman harcıyorsunuz. Yani bu işi, mağazayı kurduk. İşte reklamımızı verdik. Hop dedik, bir satış elde edelim. Ya yani böyle bir sabırsızlık yok arkadaşlar. Önce bu işte sabırlı olmanız lazım. Yani bir iş yeri açtığınızda beklentileriniz önce büyük olmaması lazım. Büyük olursa sıkıntı vardır. Çünkü hatalarınızı görmezseniz, böyle devam ederseniz daha sonra sıkıntı çıkar. Bunu size önemli bir altını çizeyim. Şimdi burada arkadaşlarımız, birçok kişi bana bu konuyla ilgili yararlı olduğu için video yorumlar var. Şimdi burada bir arkadaşımız bu ödeme almış. Ben yaklaşık bir yılı geçkindir yapıyorum ve bir senedir de yani Shopify ile bir şeyim var. İki tane mağazam var. Bunları da gayet de güzel şekilde ilerletiyorum. Ama bu benim için kolay olmadı. Bu arkadaş şimdi bu ödeme sistemini yapamamış. Bununla ilgili sıkıntısını belirtmiş. Burada da bir arkadaşımız mağazamdan satın alan ürün bedeli önce Stripe hesabıma, oradan da Payoneer hesabıma pardon, sorunsuz aktarıldı. İleride sıkıntı olur mu? Yani bu arkadaşımız yapmış. Yaptığında da hemen başka bir sorun yaşar mıyım? Bu sorunu şimdi ben size bir şey verdim arkadaşlar. Bir video bu yöntemi nasıl yaptığımı. Siz bundan sonraki size ait bir süreç. Yani burada örnek verin. Bir ay sonra Stripe hesabın kapanırsa bunun nedenini kendinde sormalısın. Ben de değil. Neden derseniz,
Çünkü siz buradan bir mağazanıza, ürüne para alacaksınız ve müşterinize, örnek vereyim, göndermediniz ve sıkıldınız, ya ben mağazayı kapatacağım falan deyip bu sizin için eksi bir avantaj. Birisinden para alıyorsunuz arkadaşlar, size güvenip size bir para gönderiyor. Size bu ürünü göndermeden kartını çekiyor. Yani buradaki olan olay bu. Siz de ona, karşı tarafa, örnek verin, hemen paranızı çekmeyeceksiniz. Parayı önce bir siparişi göndereceksiniz. Ha, olmadı mı? O zaman başka yöntemi de var. Yani bu işle ilgili Stripe'da sıkıntı yaşayan arkadaşlar iletişime geçsin. Ben bir şirketin Stripe hesabını kendi hesabına tanımlayıp oradaki vergisel sistemi kesip karşı tarafa da ilerletebilirsin. Yani bir sonuç var. Ama ben herkesin kendisinin önce yapmasını düşünüyorum. Şimdi vergisel durumuna geleceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar da hala orada takıntılı. Yani işte burada yazıyor arkadaşım, sorun yaşar mıyım? Yani sorun neyle yaşarsın? Dediğimden bahsediyorum. Şimdi Amerika'da bir ürün göndereceksiniz. Ürününüz müşteriye ulaştığında ürünün vergi kısmını karşı taraf karşılıyor. Bu bütün dünyada böyledir arkadaşlar. Yani siz oraya ithalat yapmıyorsanız, büyük yani büyük paralarla bir ürünler göndermiyorsanız, örnek verin, bir kulaklık gönderiyorsunuz. Bu gümrük bize, bu kim gönderdi, kim bu dropshipping'i yapan kişi deyip sizin peşinize düşmüyor. Diyor ki, kardeşim kim aldı, sen mi aldın, gel bakalım bunun vergisi şu. Bu bizim ülkemizde de böyle. AliExpress'ten ben size bir ürün göndereyim, hani bunun vergisini sizden alacak. Yani benden almayacak. Ben orada Türkiye'de bir vergi sistemi yarattıysam, size fatura gönderiyorsam bunun vergisini ben alırım, ama ben size kendi ülkemin içinden gönderirim. Ama örnek vereyim, siz bu işten para kazanmaya başladınız. Ayda kazanıyorsunuz 10 bin dolar, 20 bin dolar. Para akışınız var, bankaya geliyor. Ondan sonra bunu tabii ki size vergisini soracaklar. Yani bunu kim olsa sorar. Büyük paralar kazanıyorsanız, zaten ben böyle büyük bir para kazanıyorsam orada 5 tane de şirket açarım. Hiç problem yok yani. Burada şimdi arkadaşımız geliyor. SSN numarasından bahsediyor. Şimdi SSN numarası zaten ülkenin vatandaşı olmanız lazım. Yani bunu bahsettim arkadaşlar. Videolara bakarsınız. Siz vatandaşına bile evlensiniz. Yani oranın, örnek vereyim, bayan bir arkadaşımız ya da erkekseniz, oradan gittiğiniz bir kişiyle evlendiniz. Orada bile SSN numarası almanız zor. Yani Amerika bunu size, hop geldiniz, size vatandaşlık numarası vermiyor. Bu Stripe Amerika menşeli bir şirket olduğu için, sizden Amerika vatandaşısanız bu sizden bir doğrulama kodu istiyor. Ama siz bunu olmadığınız için bireysel hesaptan bahsediyorsunuz. Siz Payoneer açtınız ve Payoneer resmi bir kuruluş ve siz resmi bir kuruluştan hesap açtırdınız Amerika'da. Buraya geliyorsunuz, işte buraya Michael mı girsem, işte başka bir adres mi, yok. Yani zaten Payoneer size hesap numarası vermiş. Adınıza, soyadınıza. Siz de gelip Stripe'a bu hesap numarasını tanımlıyorsunuz. Stripe'da bu kişiye para göndereceği zaman, bu kimse, adı Ahmet bilmem ne neyse, bu gönderecek. Siz burada yanlış bir şey yapmışsınız. Yazmayacaksınız. Ha, bu hesap doğrulanmazsa, o zaman burada da belki Stripe'ın bir farklı bir işleyişi değişmiştir. Bunu burada hani bilemeyeceğim şimdi. Ama şu an herhangi bir şey yok. Yani bildirim geliyor. Yani doğrulamadınız diyor. Evet, SSN'e bir bir girip burada kodu doğrulayacaksınız. Daha sonra bu bildirim size gelmiyor arkadaşlar. Hesabınızı etkinleştirdikten sonra Shopify'a gelip bazı arkadaşlar var işte gözükmedi diye. Yani buradaki aktifleştirmekten sonra
Shopify'ın ödemeler bölümüne gelip Stripe'ı seçip oradan kaydete basacaksınız. Yani bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hesabınız açılmış durumda. Şimdi bazı arkadaşlar kendi kartını çekip bir deneme yapayım diyor. Deneme yaptınız, sonra paranızı hemen Payoneer'e aktarmak istiyorsunuz. Ya şimdi önce bir hesap, ben size bunu bahsettim. Ya ben 20 gün çekmedim paramı. Yani işimi garantiye aldım. Ya ben de bunu öyle öğrendim. Bir sorun yaşamamak adına. Bu sefer karşı taraf size işte, ama siz önce bir ürünüzü gönderdiniz mi? Siz kendi kartınızla bile çekiyorsanız kendinize o zaman başka bir adrese göndereceksiniz. Shopify, bunlar hepsi entegrasyonlu. Yani o zaman bu parayı siz aldınız, cebinize indiriyorsunuz diye. Burası bir görür ya, bu kim falan, paraya işte sipariş gitmemiş, bu parayı buradan çekmeye çalışıyor bu kişi deyip bu hesabı kapatır arkadaşlar. Anında kapatır. Yani parayla iş yapıyorsunuz. Yani o yüzden bunlar önemli konular. Önce bunlara dikkat edip daha sonra bu işlemi yapın. Burada başka Payoneer hesabını başka kişinin kullansam olur mu? Yok. Yani bunları kendiniz yapacaksınız ya. Onu kullanayım, bunu kullanayım. O zaman girmeyin arkadaşlar bu işe. Yani bu işe girmeyin. Ben onun hesabını kullanayım. Ahmet'i Mehmet'i yazayım. Payoneer size bir hesap veriyor. Amerika'da olduğunuzu düşünerek, yani size bir kimlik numarası veriyor bir nevi. Yani buraya gelip bunu tanımlıyorsunuz. Stripe'de ona göre sizin mağazanızı açıyor. Yoksa burada gir bakalım bir hesap numarası girmeden hesabınızın. Ama orada yanlış bir şeyler olduğunda hemen kapatıyor. Ondan sonra arkadaş birisi çıkıyor, benim hesabım doğrulanmadı. Doğrulayan arkadaşlar var. Şimdi ben burada onları ifşa etmeme gerek yok ki. Ben ne yapıyorum? Yani ben yapmasam zaten bunu burada bu videoyu niye paylaşayım arkadaşlar? Bunu neye göre paylaşayım yani? Şimdi yani zaten bu işe başlayacaksınız. Elinizde hem o arkadaşlara da cevap olmuş olsun. Yorumda yazıyor işte, abi ben bu işe ne kadar parayla girmeliyim? Yani bu işin para kısmı yani yok. Yani sizin mağazanıza koyduğunuz ürünlerle alakalı. Şimdi ben mağazama örnek vereyim, bir tane kamera koydum. Bu kamera oldu da 50 tane sattı ya da 100 tane satış siparişi geldi bir anda. Bilmiyorsunuz, çok güzel bir ürün seçmişsiniz. İnsanlar da bunu beğendi, aldı. 100 tane ürünün size maliyeti diyelim ki 5000 lira. 5000 lira paranız varsa yani cebinizde olacak. Hani şimdi ya oradan 300 liralık bir sipariş gelsin ya da 100 liralık sipariş, belli olmaz bu. Bu sizin size bağlı bir şey. O zaman ürünü müşteriye gönderemezsiniz. Buradan sizin hesabınızı kapatırlar. Bir de uğraşırsınız. Müşteriler iade ister. Bununla ilgili sıkıntı yaşarsınız. Hepsini bunları planlı yapacaksınız arkadaşlar. Bunları planlı yapmazsanız bu işte ilerleyemezsiniz. Yani burada 4 tane video, 5 tane video, birilerinin videolarını izleyip mağaza açmakla bu iş çözülmüyor. Onu bilin. Şimdi bu videomun sonuna geldim. Size bu konuyla ilgili ilerlemeniz için bir video daha paylaşacağım. Onu dinleyin. Ondan sonra birçok arkadaş da diyaloğa geçeceğim. Herkese teşekkür ediyorum. Bu videomu inşallah da yararlı olacağını düşünüyorum. Kafanızda soru işaretleri varsa mail adresime dönüş yapabilirsiniz. Mail adresim dropshippingstore.tv @gmail.com. Arkadaşlar buradan size mutlaka dönüş yapıyorum, ama yapamadım varsa tekrar bir mail göndersinler. Sorularına cevap bulmaları için. Bu işten vazgeçmeyin arkadaşlar. Yani bu işte vizyonu olan bir iş. Onu da öteki videomda bahsedeceğim. Herkese teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.